Şimdi geldik fotoğrafçılığın tiplerine birçok fotoğrafçılık tipi var ben size şimdi yeni fotoğraf makinesi alacak biri olarak Ne tip fotoğraf çekmek istiyorsunuz dediğim zaman muhtemelen yüzde 50'nizden fazlasının cevabı şu olacaktır Ben her şeyi çekmek istiyorum Evet yani hepimiz genelde her şeyi çekebiliyoruz ama Makinaların Her şeyi çekebilmesi için farklı farklı lenslere ihtiyacı var Profesyonel makinelerden bahsediyorum tabii ki cep telefonu vesaire gibi değil. Dolayısıyla makine alırken bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım. Daha çok çocuğunuzun fotoğrafını mı çekeceksiniz? Ailenizin fotoğrafını mı çekeceksiniz? Yoksa evcil hayvanınızın mı fotoğrafı çekeceksiniz? Bunlar çok önemli. Fotoğrafçılık tiplerine şöyle bir birlikte göz atalım. Mesela aile günlük hayat fotoğraflamak. Az önce bahsettiğim gibi çocuğunuz, eşiniz, akrabanız, sevgiliniz vesaire. Yani yakın daha çok portre olabilecek fotoğraf tipleri. İki, manzara. En çok çekilen fotoğraflardan bir tanesi yine. Manzara çekmek için az öncekinin tam tersi lenslere ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha geniş açılı, daha böyle arka planı full yapmasına gerek duymayan vesaire lensler bulunabilirsiniz. Bu dersin içinde çok tekniğe girmeden anlatacağım. Dolayısıyla siz de o şekilde dinleyebilirsiniz. Portre, aile günlük hayat gibi ama biraz daha spesifik olabilir. Yani sokaktaki insanların portresini çekmek isteyebilirsiniz. Mesela çok daha farklı lensler kullanabilirsiniz bunun için. makro. Portre gibi ama makro lensler biraz daha detay gösteren, biraz daha yakından netleme yapabileceğiniz lensler. Portrelerde o kadar yakına giremeyebilirsiniz ama makro, makro dediğimizi de anlatalım. Hani çiçek, böcek gibi küçük böyle şeylerin içine girdiğiniz makro fotoğraflar. Mimari, tamamen geniş açı, binalar ve bunların gibi benzeri şeyler. Özellikle sanat tarihi okuyanlar mimari fotoğraflamaya oldukça meyillidir. Moda, Yine portrenin bir dalı gibi görebilirsiniz ama daha fazla böyle ışıklar falan kullanırsınız modada. Daha farklı bir şey. Yemek fotoğrafçılığı oldukça popüler bu aralar. Özellikle Instagram'dan falan sonra yani sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra daha da popülerleşen yemek fotoğrafçılığı için farklı farklı makinelere ihtiyacınız olabilir. Doğa fotoğrafları ve uzun pozlama diye yazdım buraya. Kafanızı şu anda ona takmanıza gerek yok. Manzaradan daha farklı olarak daha profesyonel makinalarda çekim yapabileceğiniz uzun pozlama dediğimiz böyle şelalede süt etkisi olabilir. Akarsular dümdüz olmuş olabilir. Bunlar genelde Photoshop ile yapıldığı zannediliyor. Ama aslında bunlar uzun pozlama yani profesyonel makineler bunları çekiyor. Uzun pozlama fotoğrafları da farklı farklı fotoğrafçılığın tipleri olarak görebilirsiniz. Şimdi hangi fotoğrafçılık tipine daha yakınsanız bence ona göre bir dersin devamına doğru düşünmeye başlayın. Bir sonraki adıma biz birlikte geçelim şimdi.